Merhaba arkadaşlar. Yine bir lip öden ve menopoz videosuyla karşınızdayım. Bu sefer çok güzel haberlerle geldim ama onu sana saklayacağım. Öncelikle bir takım bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Şimdi lip öden ve menopoz kelimesi yan yana bazen korkutucu olabiliyor. Çünkü lip ödemli kadın yüksek östrojenle, östrojen baskınlığıyla yaşamaya alışmış ve beslenme alışkanlıklarını bu doğrultuda düzenlediği için menopozda da bazı şeyleri taban tabana zıt yapması gerekiyor. O nedenle bir takım kafa karışıklıkları olabiliyor. Ama size güzel bir haber vereceğim ve ben bunu geçmişte çok fazla tecrübe etmiştim. Ama insanlar tecrübe ettiği şeyleri bazen kendi başına geldiğinde hatırlayamayabiliyor. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Lipödemde geçmişte biz menopoza girdiğini söyleyen işte ve bu lipödeme uygun beslenme düzeni uygulamaya başladıktan sonra tekrar düzenli adet olduğunu söyleyen birçok arkadaşımız olmuştu. Hatta hani 1 yıldır 2 yıldır adet görmüyorum ama tekrar adetim gelmeye başladı. Tabii ki bu adetin tekrar gelmesi hani menopoz durumunun bitmesi mi demektir? Bunu zaten çok çeşitli videolarda da anlatıyor hocalarımız. Ben de tabii ihtiyaç olduğunda bununla alakalı bir video çekebilirim ama konumuz şu anda bu değil. Şimdi konumuz şu. Lip ödem ve menopoz. Premenopoz, perimenopoz. İki farklı kavram. Ben neredeyim? Şimdi öncelikle arkadaşlar problemi bilirsek ve problemi analiz edersek çözüm üretmek ve yol kat etmek çok kolay oluyor. Şimdi ben hep premenopozda olduğumu düşünüyordum. Hatta videoları da öyle yazmıştım. Premenopoz. Ama benim olduğum durum perimenopozmuş arkadaşlar. Bir kere kesinlikle menopozda değilim. Bunu söyleyebilirim. Bunu çok düşündüm, çok araştırdım. Doktorların çünkü biliyorsunuz 26 Ağustos'tan beri adet görmüyordum. Ve hani doktor muayenesinde bana söylediği rahim kalınlaşmamış, yumurtalarınız hala var ve bir gün adet olabileceksiniz. Olacaksınız kesin. Çünkü şimdi premenopozda menopoza ait şikayetler yok. Yani adet dengesizlikleri olabiliyor. Adetler önce kısalıyormuş arkadaşlar. Bakın menopoza girmeden önce ben bunu yaşamıştım. Şimdi araştırdıkça her şey daha da netleşiyor. Önce adetler kısalıyor. Yani 13-15 günde bir adet görmeye başlıyorsun. Ondan sonra da uzuyor. 35'in üzerine çıkıyor. Ben yaklaşık 1-1,5 senedir tam anlamıyla bunları yaşadım. Çok sık adet görmeye başladım. Sandım ki çok fazla spor yaptığım için. Ya da adetlerim 39 güne çıkmıştı mesela bir aralar. Bazen 48 gün olmuştu. Ya yani yine bunu spora bağladım. Dedim ki ya işte ben kas yapmak için çok fazla karbonhidrat. Tabii ki bunlar da etkilidir muhakkak. Şimdi premenopozda ateş basmaları, işte uykusuzluk, ne bileyim saçlarla ciltlerdeki kötülük bunlar yok. Çünkü burada yine hormonlarımız var. Yani östrojen ve progesteron her ne kadar tahterevalli gibi diyorum ya dengesiz bile olsa var. Ama perimenopoza geçtiğimizde işte uzun süren adetlerin olmaması, gece ateş basmaları gibi şikayetler. Ama arkadaşlar menopozda olmasanız bile östrojen hormonunun birdenbire düşüşü kesinlikle işte aynı menopoza özgü şikayetlerin yaşanmasına sebep oluyor. O nedenle kendimizi tanımak ve bunu vücudumuzdaki değişimleri gözlemlemek ve bunları analiz edebilmek, analiz ettikten sonra da bunlara uygun bir yol haritası çizmek önemli. Ben ne yaptım? Baktım, videoları daha çekeli 3 hafta bile olmamış. 3 haftadır arkadaşlar harfiyen lipödem beslenmesine uygun beslendim. Ve diğer dikkat etmem gereken konu bakın bir taraftan hani menopoz konusunu gözden geçiriyorum ama diğer taraftan da diyorum ki yani bunun daha farklı sebepleri olabilir mi? Bunu tetikleyen bir şey olabilir mi? Ne yaptım? Çok araştırdım. İşte bu sempatik ve parasempatik sistemi anlatan, işte hipofiz bezinden yapılan salgılanan hormonların bunun dengesi, vücut üzerindeki etkisi, progesteron, östrojen üzerindeki etkisi gibi çok ince detay isteyen konuları araştırdım. Tamam dedim. Fundacığım şimdi sen sporu bırakıyorsun. Arkadaşlar ben yaklaşık 2 haftadan fazla ağırlık antrenmanları yapmıyorum. Ve benim dikkat ettiğim konu hep uyumaya çalışıyorum. Hani dinlenmeye çalıştım. Tatile gittik. O tatil de çok çok iyi geldi bana.
Ondan sonrasında lipödeme uygun beslenme, iki öğün, aralıklı oruç, takviyeleri düzgün olarak almak, her şeyi düzgün harfiyen yapmak, güzel uyku uyumak ve inanın şunu da söyleyeceğim, şey Remifemin kullanıyorum, kara yılan otu artı hayıt, Agnus Castus alıyorum ve dim kullanıyorum arkadaşlar. Bu üçünü bir arada kullanıyorum. Bunların hani mutlaka bir etkisi vardır ama ben bunu hani Remifemin dışında Agnus Castus'u da önceden kullanmıştım. Dimi de önceden kullanıyordum. Yani bunların ikisinin etkisi muhakkak vardır ama bence en önemli etki arkadaşlar beslenme. Lütfen eğer vücudunuzda herhangi bir değişim fark ediyorsanız ve bir şeylerin yolunda gitmediğini görüyorsanız, yani özellikle bel çevresindeki genişleme, işte kilo artışı, bakın saçlarım posur posur oldu yani. Dipten çıkanlara bakın, tertemiz ama hani halihazırdaki saçlarım kötüleşti. Tırnaklarımdaki jel tırnakları özellikle çıkarttım ki kendi tırnağımın sağlığını görebilmek için. Yani ne kadar sağlık benim tırnaklarım, kendi tırnaklarım. Uzuyor mu? Bunu görmek istedim. Bakın gördüğünüz gibi şu an hiçbir şey yok. Cildim gerçekten ışıl ışıl. Yani bunu, bu hormon, özellikle progesteron hormonu arkadaşlar. Progesteron, Prozac diyorlar ya işte. Kadının mutluluk hormonudur aslında progesteron. Yani bunun eksikliğinden dolayı da çok şey yaşıyoruz. Bir de diğer çok önemli bir nokta, Mustafa Hoca'nın videolarını da gördüm. Kadınlar üzerine test yapılmış. 0 ile 180. günde her gün bu kadınların hormonları ölçülmüş. Hem FSH'ları ölçülmüş. Yani bu yumurtalığın hani folikül şeyine gelebilme hormonu. Yani bizim menopoza girip girmediğimiz hakkında şey verebilen bir hormon. İkincisi de östrojen hormonuna bakmışlar. Arkadaşlar, şimdi diyor ki hoca, hani ne zaman ölçüldüğü çok önemli. Çok alakasız bir gün. Yani 40. günde mesela östrojen pik yapmış. Ondan sonra 65. günde östrojen yerlerde. Yani sen bunu menopoz öncesindeki durumda da bilemezsin, öngöremezsin yani. Tutar belli bir zamanda ölçersin, yüksek çıkıyor, vay benim östrojenim yüksekmiş. Ama gece ateş basmaları olur, o da diyor ki sana östrojen düşük. Yani mesela Mustafa Hoca diyor ki bu testlerin sonuçları çok net sonuç şey vermiyor. Hani menopoz konusunda çok net bilgi vermiyor. Çünkü ne zaman yapıldığı, test edildiği önemli ve özellikle uzun süredir adet görmeyen kadınlarda da yumurtlamanın ne zaman olabileceğini öngörmek çok çok zor. O nedenle. Şimdi benim uzun lafın kısası arkadaşlar, videonun sonunda size mutlu haberi vereyim. Ben bugün adet oldum. Aslında dün adet oldum ama bugün artık emin olduğum, adet olduğuma şeyde. Bakın 3 haftada beslenme alışkanlıklarını yoluna koyarak, doğru beslenerek asla ateş basmaları yaşamıyorum. Sinir patlamaları yaşamıyorum. Bu sabah ben yine 5.30'da kalktım arkadaşlar. Eski sirkadyen ritmime geri döndüm. Hiçbir dışarıdan destek şey olmadan. Ama tabii ki 13 Şubat'ta tekrar doktorumdan randevu aldım. Bu sefer hani klinikteki uzman, sürekli gittiğim doktordan randevu aldım bu konuyla ilgili. Bununla alakalı da hani biyo eşdeğer hormon tedavisine başlamak istiyorum. Çünkü ben progesteronu hayatımda istiyorum, mutlu olmak istiyoruz çünkü. Ama gördüğümüz gibi ben yine işte 3 hafta içinde konuyu hallettik. Sorularınız olursa gerek buradan gerek Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Öpüyorum. Sevgiler hepinize.